Yağlarımız böyle doğal filtreden geçmiş olarak sizlere hep ikram etmek istiyoruz ama buradan damlıyor. Evet, 48 tane benzin arasından geçip vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Filtreden geçmiş olduğumuz yağ. Doğal organik olarak el emeği sizleri mutlu etmek de benim için büyük. Evet, her şeyden önce güler yüzle meslek olarak. Güler yüz önemli. Evet. Oldu öyle. 85 yaşında. 1971'de askerden geldim. Kayınpederim rahmetlik mekanı cennet olsun. Onun sayesinde işçisi rahatsızlandığından dolayı ise bir aylık diye girdim. Bu ayçiçeği yağını meslek edindim ve onun sayesinde bu işi devam ettiriyor. Ettirmeye de devam edeceğiz. Yıkılasıya kadar, yani ayakta durasıya kadar devam ettireceğiz. Bizim ay çekirdeği 1 kilosundan 3 kilodan 1 kilo yağ çıkar, doğal yağ olarak, bitkin olarak. Biz de bunu vatandaşa çekirdek getiriyor, kendimiz üretiyoruz, yani çekip vatandaşa kabına koyup teslim ediyoruz. Yani, organik. Organik yağımızdır ve güç yaşlandığımdan dolayı ise bunu yapamıyorum. Yani o sebepten gücüm yettiği kadar da yapmaya devam ediyorum şu anda. Ne zaman bırakmayı düşünüyorsunuz? İmamın gayını birinci, yani nasip olursa. Hı hı. Yani bazı yıkılıyoruz, bazı kalkıyoruz, böyle yetiştirmeye uğraşıyoruz. Kaç yıl oldu? 50 senedir bu meslek devam ediyor. Şu an yaşınız kaç? Şu an yaşımız 71 yaşındayız. 72'ye girenden yaştan dolayı ise bırakacağım. Yoksa bırakma niyetim yok. Memnunum işimden. Millete hizmet etmekte memnunum. Bir kişi Allah olsun dedim, bu bana yeterli. Para karşılığında değil, küspe karşılığında ay çekirden çekmiş oluyor. Evet, şeyi soralım. Biliyorsunuz son zamanlarda ayçiçek yağına özellikle bir artırım oldu fiyatlarında. Evet. Size nasıl yansıdı bu? Bize yansıması, çekirdeğin fiyatı yükseldiğinden dolayı ise yağ fiyatı yükselmiş oldu. Ve biz de sadece müşteriye çalışıyoruz. Satmak için değil. Yani getiriyorsun çiçeğini, çekiyoruz, kabına koyuyoruz. Orada Allah razı diyerek gidiyorsun yani. Bu Kötahya, Bozüyük, Bilecik, Pazaryer'in köylere hepsi buraya geliyor yağ çekimine. Peki sayı arttı mı, müşteri sayısı? Müşteri sayısı haddinden fazla arttı. Tonajlı geliyor.
Bizim memleketimiz burası Marmara Bölgesi, yani bizim burası çilekli olduğundan dolayısıyla ay çekirdeği eken yok. Eken de yağlı tohumları veriyor. Toplu halde veriyor. Bizim çektiğimiz vatandaş getiriyor 300-500 kilo, onu çekebiliyoruz ancak. %100 mü arttı yani bu talep? %100 artış var talep. Yağ talebi var ama ben karşılayamam. Geleni de boş çeviremediğim için 1 kilo 2 kilo yağ veriyorum. Yani kendime çalışmaya zamanım yok. O sebepten. Peki nasıl yapıyorsunuz ya? Efendim, evvela ay çekirdeğini makinemize atıyoruz. Kabını soyulmuş halde ve onu un haline getireceğiz. Şuradaki gördüğünüz mal gibi. Doğal olarak tavamızda pişiyor. Piştikten sonra presimize girip yağımız çıkıyor. 48 tane bezin arasından geçtikten kere vatandaşımıza doğal olarak kabına girmiş oluyor. Ne kadar sürüyor bir kilo ya? Bir kilo da bir çeki 5 teneke oluyor. 60 kilo. Bunu bastığım vakit 18 kilo yağ çıkmış oluyor. 18 kilo yağı filtreye döküyoruz. Sizlere ikram ediyoruz yani. Aslında. Ekmek sahibi. Esas mesleğimiz, doğal mesleğimiz 1950 senelerinde siyah beyaz sinemacılık. Elektrik falan yok. Jeneratörle beygir arabasına köyler gezerdik. Yaşantımız böyle devam etmekte. İki tane çocuğumuz, biri yurt dışında, birisi buralarda. Bunlar da böyle şey. Ama bu işe merak eden yok. Çünkü çok kalabalık ailelerde yani vardı burada. Hiçbiri yapmadı ya. Yani. Özenen olmuyor yani bu işi. O Siz mi kaldınız bir tek bu bölgelerde? bölgede bir ben var. Bu Marmara'da ben göze gözüken biz bir var. Var olan yerler vardır ama bu mühitte bir ben varım. Yenişehir'de var. İnegöl'de 25 tane vardı. Hepsi kapandı. Bir tek siz kaldınız. Şimdilik biz kaldık. Biz de Allah ömür verdikçe yıkılasıya kadar devam etmek istiyorum ama o da biraz zorlanıyor. Teşekkürler. Sizlere de.